Bayburt Kalesi Çinimaç'ın kalesi olarak adlandırılıyor. 12. yüzyılda Selçuklular tarafından Çinlilerle donatılmış. O yüzden de ismi Çinimaç'ın kalesi olarak kalmış. Kenan Yavuz Etnografya Müzesi'ni konu edinen, Coşkun Aral ve Serhan Bali tarafından hayata geçirilen Bir Sahiplenme Hikayesi adlı belgesel, Grand Pera Emek Sahnesi'nde ilk gösterimini gerçekleştirdi. İş insanı Kenan Yavuz'un doğup büyüdüğü topraklara armağan ettiği müze, kadim Anadolu medeniyetlerinin yaşam tarzını, yöresel geleneklerini ve kültürel dokusunu koruyan bir anlayışla Bayburt'un Beşpınar Köyü'nde inşa edildi. Harikulade bir misafirperverlik gördük. Çok teşekkür ederiz. Sağ olun, var olun. Her güzel seyahatin. Anadolu'nun unutulmaya yüz tutan güzelliklerini bugünkü kuşağa, bugünden geleceğe taşımak istiyoruz. Sosyal yaşamımızın güzelliklerini, Anadolu'nun güzelliklerini, paylaşımını, birlikte var olma, birlikte yaşama kültürünü, aile bilincini, saygıyı, sevgiyi, yani bütün kutsal değerlerimizi, Anadolu'ya ait olan kadim kültürümüzü bugüne taşımak istiyoruz. Çünkü mekan olmadan bunları anlatabilmeniz, bunları kuşaklarla buluşturabilmeniz mümkün değil. Genç kuşakların dokunabilmesi lazım, hissedebilmesi lazım, görmesi lazım, yaşaması lazım. Biz yaşayan bir müze mottosu kullanıyoruz. Gelen misafirlerimiz bu yaşamı birlikte deneyimliyorlar. Ya tandırda ekmek pişiriyorlar, tarlada tırpan biçiyorlar, türkü söylüyorlar, ağız barını, gelin direğini, gelin düğün geleneğimizi aklınıza gelebilecek 100 yıl önceki yaşam biçimimizi bugüne taşıdık. Çünkü refah seviyesi, yaşam seviyesi, teknolojiyle tanışma, her şey var burada. 70 dakika süren belgeselde müzenin geçmişten bugüne uzanan öyküsü beyaz perdeye taşınıyor. Bizim dönemimiz gibi meşru değil. Belgeselde bizim kadim kültürümüzün göstermeye gayret ettik. Yani bir yandan müzemizin kuruluş hikayesini, ödüle uzanan yolculuğunu anlatırken diğer yandan da Bayburt'un kadim kültürünü, tarihi ve doğal güzelliklerini, muhabbetini, sevdasını, aşkını dünyaya ve Türkiye'ye vermek istediğimiz mesajı yerleştirdiğimiz bir çalışma oldu. Gençlerin büyük şehirde hayal ettikleri insanları, geçmişte yaşanmış hikayeleri, kişilere ait eşyalar üzerinden sergileyen müzenin belgesel aracılığıyla tüm dünyaya tanıtılması hedefleniyor. Harman şenliği, tırpan şenliği, tandır yakma festivali. Bu belgesel çalışması aslında şu açıdan çok önemli. Çünkü Kenan Bey sineması olmayan ve çok uzun yıllar hiç sinema görmemiş ve sinema hayali kurmuş bir Anadolu çocuğunun şu anda bir sahnede üzerinde çok uzun yıllardır hayalini kurduğu bir belgeseli izliyor olacağız. O yüzden böyle bir çalışma bizim için çok duygu yüklü. Hiç hayal etmediğimiz bir noktada aslında. Herkesi oralara getirmek isteriz. Haliyle getiremeyeceklerimiz de olacaktır. Onlara da bu güzellikleri hatırlatalım. Unutulmuş bir şeyleri belki bu vesileyle tekrar gündeme taşıyabiliriz diye düşündük. 100 yıl sonra Anadolu'da bir köy evi nasıl oluyormuş diye arandığımda Bir Sahiplenme Hikayesi'nin ulusal ve uluslararası platformlarda da gösterilmesi planlanıyor. Ağız barı geleneği, bunları sevdiğimiz için, yani ben kendim mutlu olduğum için yapıyordum.